Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Hız Yayınları TYT Soru Bankamızın TYT kampına hoş geldiniz. Bu videomuzda 10 nolu testi birlikte çözümünü yapacağız. Kanalımıza abone değilseniz, abone olarak destek verirseniz mutlu olurum. Bir de videoyu beğenip yorum atarsanız daha da mutlu olurum. Şov başlasın mı? Hocam durman bile hata. Şov başlasın. Ne diyor sorumuz arkadaşlar? Görüyorsunuz birbirinden bağlantılı kutucuklar varmış. Diyor ki kutularda yazılı sayılar sol üst köşeden başlamak. Evet, sol üst köşe dediğimiz yani şuradan başlayacakmışım. Çizgileri takip etmek şartıyla işlemler uygulanıyormuş. Mesela burada çıkarma işlemi varmış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada bölme işlemi var. Şurada çarpma işlemi var. Güzel, hiçbir sorunu yok. Yani hiçbir sorun yok. Uygulanacak sonuç ikinci sayının kutusuna yazılıyormuş. Aa, ne kadar güzel bir şey. Yani şunu demek istiyor arkadaşlar. Şurası 13. Çıkarma işlemi yap 7 ile. Sen 13'ten 7 çıkartırsan sonuç kaç olur? 6 olur. Bunu siliyoruz. Yerine 6 yazıyoruz. Tamam. İkinci kutunun içine yazılıyor. Güzel. 6 ile bak 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 çarpma var. Kiminle çarpmamı istiyor? 3 ile. 6 ile 3'ün çarpımı nedir? 18. 3'ü siliyorsunuz. Yerine 18 yazıyorsunuz. Bitti, bu kadar. 18'i böl demiş. Kime böl demiş? 2'ye böl demiş. 18'i 2'ye bölersek sonuç kaç olur? 9. 2'yi iptal ettik. Yerine 9'u yazdım. 9'dan 3'ü topla diyor. 9'dan 3'ün toplamı nedir arkadaşlar? Bakın, görüyor musunuz toplama işlemini? 12. 3'ü silip yerine 12 yazdık. Sonuç 12'dir. Yani Bursa. ABC birer tam sayı olmak üzere. Çok güzel. Diyor ki çarpımın sonucu tek sayı olduğu biliniyormuş. Buna göre hangileri çift sayıdır? Güzel. Bunun sonucu tek ise o zaman buradaki A da tektir. B de tektir. C de tektir. Doğru değil mi arkadaşlar? Çarpımlar tek olan kaç tane sayı olursa olsun tam sayıysa bunlar. O zaman her birisi tek değil midir? Tamam. Şimdi buradan başlayalım. A ile B'nin çarpımı, iki tekin çarpımı tektir. Teke bir ekledik. Ne oldu arkadaşlar? Çift oldu tabii ki. Yani birinci öncülümüz çift. İkincisi, B ile C'nin çarpımı tek değil mi kardeşim? Evet hocam. Tekten 4 çıktı. Yani tek sayıdan çift sayı çıktı. Hocam sonuç tek olur. A ile B eğer tekse toplamları ne olur? Toplamları çift olur. Çifte 4 ekledik. Sonuç kaç oldu? Çift oldu. Hangileri çiftmiş arkadaşlar? 1 ve 3. Var mı şıklarda 1 ve 3? Tabii ki var. Cevap Ceyhan. ABC birer çift sayıymış. Tamam, çok güzel. Hangisi kesinlikle çift sayıdır diyor. Hemen hemen hemen. Cevabın Deniz olduğu bellidir. Hocam nasıl anladınız? Arkadaşlar A 2'nin bir katı olsun. Çift sayı ya, B de 2'nin herhangi bir katı olsun. Bölü 2 artı C de zaten 2'nin bir katı. Hani çift sayı demiş ya. Hadi ikiler birbirini götürse bile. Burada ne kaldı arkadaşlar? 2 hemen. Yani 2'nin katı. 2'nin katına 2'nin katını eklersek ne olur? Çift olur. Bitti. Hocam niye A değil? Arkadaşlar A 2'nin katı ya. 2'nin katı. 2M ya da 2N. Önemli değil. B de 2'nin katı. C de 2'nin katı. Güzel. Bölü 2 dememiş mi kardeşim? Üst tarafı 2 parantezine alsan, ikiler birbirini götürse geriye kim kalır? Hocam K, M ve N kalır. Tamam. Sen K, M, N'in ne olduğunu biliyor musun? Yok. O zaman bunun hakkında bir şey söyleyemezsiniz. Aynı şeyler diğerleri için de geçerlidir. Ya da değer versiniz. Değer de çok rahatlıkla verebilirsiniz. Yani cevabın Deniz'de olduğu aşikardır. Çünkü iki tane çift sayının çarpımı 4'ün katıdır. 4'ün katını 2'ye bölerseniz 2'nin katı olur. Yani çift sayı. Çifte çift eklediniz mi? %100. Çifttir. Cevap Deniz'di. Ne diyor sorumuzda arkadaşlar? Kırmızı boyalı hücreler tek tam sayılar olduğuna göre. Ha, şu kırmızılar arkadaşlar tekmiş. Tamam. Burada toplama işlemi yapmamı istemişler. Görüyor musunuz toplama işlemi? Yani aylan 2'nin toplamı eğer tekse A bir defa %100 tektir. Evet, A'nın tek olduğu belli arkadaşlar. Geldik şuraya. Şu 2 ile
C'nin toplamı eğer tekse C de %100 tektir. Şurası da kırmızı, dikkatimden kaçmadı değil. Üçlem B'nin toplamı eğer çift şeye tekse, ki kırmızıdan tek olduğunu biliyordum. O zaman B de %100 çifttir. Evet, üçten neyi toplarsanız tek olur arkadaşlar. Tabii ki çiftin. A'nın tek, B'nin çift, C'nin de tek olduğunu biliyorum. Tamam. Başka bize bir şey vermiş mi? Yok. Zaten üstte işte bu aradaki toplama işleminden bahsediyor. Tamam. Mavi ile alakalı, mavi hücredeki sayı bulunduğu sayının sarı hücresindeki iki sayı ile bulunduğu sundaki sarı hücresindeki B ile sayının toplamıdır. Ha, buradaki mavinin örneğini vermiş. Diyor ki mavi B ile 2'nin toplamına eşittir diyor. Tamam, bunda hiçbir sıkıntımız yok. Sadece kırmızıların tek olduğunu biliyoruz zaten. O zaman A'yı, B'yi, C'yi buldum. Hangisi kesinlikle tektir diyor. Bütün şıkları deneyeceksiniz. Hocam A tek. Tamam, A tek. Hocam B'nin de çift olduğunu biliyorum. Tamam, B de çift. 2 ile tekin çarpımı çift. Çift ekledik, çift. Ama bizden hangisi kesinlikle tektir diyor. A elendi. Geldik buraya. A çarpı B. A çarpı B. Biri tek, biri çift değil mi? E, çarpımları çifttir. Ama biz teki arıyoruz. A, o da elendi. A çarpı C. Şimdi A çarpı C. A'nın tek olduğunu biliyorum. C'nin tek olduğunu biliyorum. O zaman çarpımları %100 tektir. Cevap Ceyhan. Diyor ki açılımında elde edilen sayıların sondan x basamağı 9'muş. Arkadaşlar bir defa 29 faktöriyelin sondan kaç basamağı 0'dır desem ne yaparsınız? Hocam 5'e bölerdik. Evet, tık 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 tık. Sondan kaç basamağı 0'dır? 0 0 0 0. Hocam 29'u hocacığım 5'e bölelim. Kaç defa var? 5 defa var, daire içerisine aldınız. Faktöriyellerde kaç sıfır olduğunu bulmak için 5'e bölüyorsunuz. Bölümlerin toplamı kaç sıfır olduğunu gösterir. Hocam yine 5'e böldüm. Kaç defa var? Bir defa var. Topladım ne? 6. Aa, demek ki sondan 6 tane basamağı sıfırmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bitti. Şimdi arkadaşlar bir soruda mesela diyelim ki 100'den bahsedelim. Sen 1 çıkartırsan ne olur? 99. Yani şunu demek istiyorum. Bir sayının sondan kaç basamağı sıfırsa 1 eksiğinde de o kadar 9 olur. Bakın. Yani mesela 1000. 1000'i düşünelim. Kaç basamağı arkadaşlar 0? 3 basamağı. Bana buradan 1'i çıkartır mısınız? Hocam çıkartalım. 999. Yine baktım ki 3 basamağı 9 çıktı. O zaman bunun kaç basamağı 0'sa 1 eksiğinde de o kadar basamak 9 değil midir? Evet. Çıkarma işlemi yaptınız. 9, 9, 9, 9, 9. 2, 4, 4. 2, bir tane eksik olmasın. Ah. Yani 6 tane eğer sıfırım varsa 6 tane de 9'um vardır. Cevap Edirne. X ve Y 2 basamaklı doğal sayılarmış. Tamam, süper. Değil mi? 2 basamaklı doğal sayılar. Diyor X kaç farklı değer alabilir? Oo, süper bir soru. Şimdi x artı y'nin kaç olduğunu biliyoruz arkadaşlar? 125 olduğunu biliyorum. Eğer x ve y iki basamaklı sayılarsa bir defa x'in alacağı en büyük değer 99'dur. Tamam, 99. O zaman burası ne olur? 26 olur. Güzel. Sonra hocam 98. Şurası 27. Değil mi arkadaşlar? 27. Şurası 97. Burası 20. Yani pardon, 29, 29. Bir küçülüyor, bir büyüyor. heyecan yaptım. Durun silgimi alayım. Ah, sileyim burayı. Evet, yine kalemimizi aldık. 97 ise 28. E, bu nereye kadar gidecek? Arkadaşlar sana söyleyeyim mi? Bu en son 99 olacak. Burası da en son 26 olacak. Bitti. X'in alacağı kaç tane değer vardır demek. Terim sayısını senden istiyorum. Son terimden, yani 99'dan. İlk terim, yani 26'yı çıkardık. Yani büyüğünden küçüğünü çıkardık. Son eksi ilk bölü artış miktarı birer birer artıyor. Artı 1. Hatırladınız mı? Terim sayısının formülü. Tamam hocam. 99'dan 26 çıktı. Kaç kaldı? 73. Bir de burada var. 74. Bunun cevabı 74'tür. Var mı şıklarda 74? Hocam sormam bile hata. Teşekkürler. Ne diyor arkadaşlar? Ard arda gelen 3 bölmedeki sayıların toplamının 15 olduğu biliniyormuş.
Tamam. Art arda gelen 3 tane bölmenin, yani üçgenler. Mesela şu üçünün toplamının 15 olduğunu biliyorum. Şu A, 5, C'nin üçünün toplamının 15 olduğunu biliyorum. Buna göre benden bir işlemin sonucunu istiyor. Süper. Hadi A, B, C'yi bulalım. Şimdi 2, A, 5. Bu üçünün toplamının 15 olduğunu bilmiyor muyum kardeşim? Tamam, biliyorum. O zaman buradaki A %100 8'dir. Evet. Şu üçünün toplamı 15 ya. Tamam hocam. E ben şu üçünün de, dur, silgimi alayım. Silgimi alayım. Silgimi aldım. Sildim. Bir saniye bekleyin beni. Bekleyin beni. Şu üçünün toplamının da 15 olduğunu bilmiyor muyum? Evet, biliyorum. O zaman buradaki C %100 2'dir. Hani toplam 15 olsun. Güzel. Şu üçünün de, hadi siyah kalemimizi alalım. Şu üçünün de toplamın 15 olduğunu bilmiyor muyum? Evet hocam, biliyoruz. O zaman 5, 2 daha 7. O zaman buradaki D de 8 oldu. Tamam. Şu üçünün de, hadi yine mavi kalemimizi alalım. Şu üçünün de, yani şu üçünden bahsediyorum ha. Toplamının 15 olduğunu bilmiyor muyuz? Evet. O zaman buradaki B de 5'tir. Soru bitti. A, B, C'nin hepsini bulduk mu? Bulduk hocam. Sadece yerine yazacağız. A eksi D. Dur, 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 dur. A eksi D'yi bana söyler misiniz? A 8'di. Eksi D de 8'di. Aa, sonuç 0 oldu. Tamam. Bir de B eksi C'yi bulalım. B eksi C eşittir. B nerede? B nerede? B 5. Eksi C, 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 C. C de 2. 5'ten 2 çıktı. Cevap 3'tür. Benden bunların toplamını istiyor. Cevap tabii ki 3. Ceyhan. Boş bir kumbaraya iki arkadaştan önce küçüğü 4 lira atıyormuş. Sonra büyüğü 5 lira atıyormuş. Tamam. Arkadaşlar hiçbir sıkıntı yok. Küçük dedim. Büyük dedim. Yani şu 4 lira atıyor. Şu 5 lira atıyor. Şu 4 lira atıyor. Şu 5 lira atıyor. Bu böyle devam ediyor. Tamam da sıkıntı şu. İkisi eşit sayıda mı atıyor? Çünkü ilk başta küçük olan sonra büyük olan atıyor ya. Mesela bu K tane atsın. Tamam. Bu da K tane atsın diyelim. Yani şöyle diyelim. Bu da 5 lira attı. Özür. Özür. K tane diyorum. Durun. Yani her birisi beşer tane atıyordu ya. 5 lira, 5 lira, 5 lira. Dedim ki bu K tane atsın. Bu da K tane atsın. Tamam hocam, atsın. Tamam. Yani 4K artı 5K. Yani toplamı kaç K olur? 9K. Hangisi olabilir diyor ya. Şimdi şıklara baktım. 9'un katı var mı? Yok hocam. Çünkü rakamları toplam 9'un katı olan yok. Bitti. O zaman belki bu bir tane fazla atmıştır. Bilmiyoruz ki. Hani önce küçük olan sonra büyük olan atmayabilir. Çünkü diyor ki belli bir miktar sonra. Bak, bir süre sonra. Belki o bir süre sonra küçük çocuğun atmış olduğunda dedim durun bir saniye. Daha büyüğü atamaya hazırlanırken durun dedim. Yani 4K artı 1. Yani 4 lira atan küçük kardeş K artı 1 defa atsın. Artı. Diğer de K defa atsın. Yani 5K. Güzel. Toplamı kaç K oldu? 9K artı 4. Var mı sıkıntı arkadaşlar? Yani 9'un katından 4 fazla olacak. Şimdi yani şunu demek istiyorum. 4 çıkardığınız zaman, çünkü 9'un katından 4 fazla olacak ya. 4 çıkardığınız zaman 9'un katı olacak. E hocam, 67'den 4 çıktı 63. E 63 de 9'un katı. Mesela 33'ten 4 çıktı 29. Değil. 4 çıktı 46. Değil. 4 çıktı 79, 89. 9'un katı değil. 4 çıktı 109. 109 da 9'un katı değil. 9'un katından 4 fazla olacaksa benim o sayım 67'dir. Tamam? Yani cevap Ceyhan, soru bitmiştir. Ne diyor arkadaşlar? X ve Y asal sayılarmış. Tamam, teşekkürler. X çarpı Y'ye kaç demiş? 38 demiş. Şimdi ben sana sorumu soruyorum. İki asalın çarpımı eğer çiftse, bunlardan bir tanesi %100 çifttir. Yani birisi %100 ikidir. 2'ye 19 desem. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Hocam ne sıkıntı olacak? 2'ye 19 işte. Benden farkını istiyor. Yani mutlak değerce. Kimin büyük kimin küçük olduğunu bilmediğim için. Cevap tabii ki 17'dir. Cevap Denizli. İki basamaklı
3 ile bölünebilen kaç tane doğal sayı vardır diyor. Arkadaşlar iki basamaklı 3 ile bölünebilen bana bütün doğal sayıları yazar mısınız? Hocam 12, 15, hocam 18. Bu nereye kadar gidecek? Kardeşim rakamları farklı demiş mi? Yok hocam. Ah 99'a kadar gitsin. Benden buradan terim sayısını istiyor. Terim sayısı nasıl bulunur? Terim sayısı eşittir. Son terimden ilk terimi çıkardık. Bölü artış miktarı artı 1. Bence soru bitti arkadaşlar. 99'dan 12 çıktı. Kaç kaldı? 87. 87'yi 3'e bölün 29. Bir daha. Hocam 30. Tamam. Var mı bir sorun? Geçiyorum. Ne demiş? Sorumuzu önce bir düzgün şekilde okuyalım. Önce bir soruyu anlayacaksınız. X pozitif tam sayı olmak üzere. X'in pozitif tam bölenlerin çarpımı ç x'ten gösterilmiş. Ha, pozitif tam bölenlerini çarptığınız zaman sonuç çx'miş. Mesela ç6'dan bahsetmiş burada. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bana 6'yı bölen sayıları söyler misiniz? Hocam hemen 6'ya bölünen sayıları söyleyelim. 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür ve 6'ya bölünür. Tamam, bunların çarpımı işte ç6 ile gösterilirmiş. Tamam. 20'yi bölenler kimler? Hocam dalga mı geçiyorsun? 20'yi bölen 21'e bölünür. 2'ye bölünür. 3'e bölünmez. 4'e bölünür. 5'e bölünür. 6'ya, 7'ye, 8'e bölünmez 20. 10'a bölünür. Bir de kendisine bölünür. Yani 20'ye bölünür. Doğru mu arkadaşlar? A bunların çarpımı işte sana ç20'yi verir. E süper. Hadi çarpalım. E hadi hocam çarpalım. E hadi çarpalım. Hadi. şimdi ikisinin çarpımı ne oldu arkadaşlar? 20. Tamam. Bir daha 2 ile çarptık 40. 40'ı 20 ile çarptım 800. Bir de 10 ile çarptım. Tabii ki 8000. Var mı şıkarda 8000? Hocam dalga mı geçiyorsun? Cevap Edirne. Güzel bir soru. Bakalım sorumuz ne diyor? Diyor ki en doğal sayı olmak üzere. Tam sıfırdan başlayacağını biliyorum. Biçiminde yazılabilen sayılara Fermat asal sayısı denirmiş. Allah razı olsun. En çok iki basamaklı. Ha, bir basamaklı da olabilir ama en çok iki basamaklı istiyor. Evet en çok iki basamaklı. Kaç tane Fermat asal sayısı vardır diyor. E güzel. Arkadaşlar buyurun. Ha, en doğal sayı değil miydi kardeşim? Evet hocam. N'e sıfırdan başlayalım. 2 üzeri 2 üzeri n artı 1 değil miydi bu? Tamam. N'e kırmızı kalemimizi alalım. N'e 0 yazdım. Bakalım sonuç kaç çıkacak? 2 üzeri 0 1'dir. Yani 2 üzeri 1 oldu. Artı 1. Sonuç kaç oldu arkadaşlar? Sonuç 3 oldu. Bu sefer N'e 1 yazalım. Yani 2 üzeri 2 üzeri 1 artı 1. Bakalım sonuç kaç çıkıyor arkadaşlar? 2 üzeri 2 4 1 daha 5 oldu. Hadi N'e 2 de yazalım. 2 üzeri 2 üzeri 2 artı 1. Arkadaşlar 2 üzeri 2 4. 2 üzeri 4 16. Bir daha 17. Hocam N'e 3 yazalım. Tamam yazalım. 2 üzeri 2 üzeri 3 olmadı. Olmadı olmadı. Niçin olmadı sorusuna? Biraz sonrasından yanıtını göreceksiniz. 2 üzeri 3 8. Yani 2 üzeri 8 artı 1. Arkadaşlar 2 üzeri 8 demek 200 kaç? Dur 216 mı? Evet hocam 216. 3 basamaklı oldu. Sen bana demiştin ki en çok 2 basamaklı demiştin. Ha o zaman bu arkadaşlar kaç oldu? 64, 128, 256. Bir daha 257. Bu 3 basamaklı olduğu için olmaz. Alacağı kaç tane değer varmış? Hocam hemen sayalım. Mavi kalemimi alayım. Bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu. Toplamı deseydi 25 ama kaç tane demiş? Cevap 3'tür. Soru bitmiştir. Güzel bir soru daha. Soru ne diyor arkadaşlar? Diyor ki birbiriyle bağlantılı görüyorsunuz. En alttan asalları yazmışlar. 3, 7, 2, 5. Şu 3 ile 7'nin çarpımlarıymış. Nerede o çarpımları yazıyor? Birlikte hemen bir okuyalım. Nerede o? Nerede o? Kim o? Diyor ki soruda aynı biçimde z sayısı
X ve Y sayılarının tam bölünebilmekteymiş. Ha, şuradaki Z sayısı X ve Y'ye bölünüyormuş. X ve Y sayıları da altında bağlantılı olan dairenin içerisinde yazan asal sayılara bölünebiliyormuş. Oğlum bölünebiliyorsa demek ki katıdır. Tamam. Bölünebiliyorsa katıdır. Mesela X 3'e ve 7'ye bölünebiliyorsa X 3 ve 7'nin katları ne var? 21'in katı var. Bitti. Y 2 ve 5'e bölünebiliyorsa Y de 10'un katıdır. Bitti. O zaman buradaki Z de ikisinin katı 21 ile 10'un katları ne var? Hadi K demeyelim buna. Belki hani buraya K dedik, bu K olmak zorunda değil arkadaşlar. Buna da M diyelim. Hocam diyelim, hiç sıkıntı değil. Ah 10 M. 21'in katıyla 10'un katları, bu Z de 210'un bir katıdır. Bitti. Diyor ki X, Y, Z hangisi olabilir? Adandan başlayalım. Ben bir defa X'in 21'in katı olduğunu biliyor muyum? Baktım, aa bakın 21'in katı değil. Bu elendi. Y'nin de 10'un katı olduğunu biliyor muyum? X, Y, Z'de Y ortakidir. Bu da elendi. Bakın 10'un katı değil ki bu. Tamam, elimde 3 tane şık kaldı. Şimdi ben Z'nin de 210'un katı olduğunu biliyor muyum? Evet. Bu 2520 demek. 2520 demek. 210'un 12 katı değil mi? Evet hocam. Tamam işte, soru bitti. A 21'in katı. İşte X yani. Y 10'un katı. Yani 1 çarpı 10. Bu da 210'un 12 katıdır. Cevap tabii ki Adana. Soru bitmiştir.